50 sene önceden bugüne kadar bu Antep'te değişiklik ne oldu? Bir dakika ya. Bir dakika. Çıkma ya. Ne geldin? Kameran mı? 50 seneden bu yana diye Antep'te ne değişiklik olduğunu soruyor sana. Antep'te müslüman oldu. 10 müslüman. Ha. Antep'in nüfusu arttı. Eskiden en iyi cadde hangisiydi? Lüküs Caddesi. Karagöz Caddesi'ydi değil mi? Su Burcu değil mi? Şimdi bak. Ha. Şimdi Antep'teki 10 müslü oldu. Daha fazla. Daha çok. Daha çok değil mi? Şimdi o günkü kebabın, o günkü yağın, o günkü yemekleri şimdi aynısını yiyebiliyor musun? Yok, o zamanın sarıyağlar, marıyağlar yok şimdi. Ha. Şimdi o zaman her şey tereyağıydı. Kebap yanında kesilirdi. Mis gibi kokardı. Şimdi kebabın kokusu da yok. Bugün bir de cadlak kebabı vardı. Buralarda yaparlardı. Kürsüde otururlardı. Biliyor musun? Her şey sunulur mu sende? Ha. Yani şimdi... Burada ne pazar oluyor? Burada şire pazarı efendim. Şire pazarı. Evet. Peki yün satılıyor burada? Yün de satılıyor. Mersin'de yün satılıyor. Yünün kilo kaç şimdi? Yünün kilosu 20 bin lira. 20 bin lira. İyi. Diğer şeylere göre çok ucuz. Şöyle gelin. Hadi ya, hadi hızlı yürü gel. Mesuller ne alıyor, ne satıyor böyle tek tek tespit edeceğiz altımızı. Lağabınıza 5 lira olarak kimler derler? Kötü Ahmetler derler. Güzel. Bu hayata nasıl atıldın? Şimdiye kadar ne gibi işler sattın? Savanı satmak yani ne gibi işlerle bu Antep'e geldiniz? Antep'e yani? Başta neler yaptın? Şöyle Antep'e kısaca geldik, anlat. Geldikten sonra kirimcilik yaptık. Hayır, Besni'deyken ne iş yapıyordun? Nelerle mücadele ettin? Buraya nasıl geldin? Ha? Şöyle anlat. Besni'deyken kalaçılık ettik. Bakıcılık ettik. Ondan sonra ağacı biraz körlendiğince buraya göçtük. Ha. 74'te. Evet, güzel. Buraya geldik, kirimcilik yaptık. Evet. Kirimcilikten sonra şimdi kalıcılık yapıyoruz. Evet. Bak, şey bu. Ha. Şimdi bu Besliler sana da soruyor. Neden göçtü ya? Sebep neydi? Memleketin aşağı şehirden yukarı şehre göç etti. Ha. Millet perişan oldu. Ha. Bir de köyden gelen adamlar şehirden vurdu köye gitti, köyden vurdu şehre gitti. Onun için beş yılda huzur kalmayınca millet dağılmaya başladı. Şimdi sen Besni'de olsaydın buradaki imkanı orada bulabilir miydin? Hayır, bulamadım. Demek ki Besnilerin atı vardı, meydanı yoktu. Meydanı geldi Antep'te buldu, kılıcı aldı, sürüyor. Şimdi bir de şu var, biz bu Besni halkı, esnaf Besni'de otururken hamamlarımız var mıydı? 3 tane hamam vardı.
tamam var. Ha. Tarihler. Camilerimiz vardı. Bir haliye düştü mü? Bir, o zaman bir haliye düşmezken bu Besne halkı buradan göçtükten sonra aşağı aşağı talan olmuş. Ne cami kalmış, ne çeşme kalmış, ne köprü kalmış. Acaba buna neden kim sahip çıkmadı? Görüşün nedir? Neden oluyor acaba? Sahip çıkmamızın sebebi şuydu. Memleketimizde Ağalık Beylik Devleti vardı. Ha. Beylerin umumiyetle kendilerinin aracıları vardı. Evet. Bir ahalinin bir iş başına geçeceği zaman beyler fırsat vermez kendilerini aldı. Evet. Beyler ağlar. Evet. Beş yılın dağılması bu yüzden oldu. Evet. Bir de yer seçimi diyorlar. Büyük o Çat Gölü'nü bilir misin? Evet, eskiden gölüydü. Şimdi bu gölün üstüne ev kurmak akıl işi midir? Demek... Hayır, akıl işi değil. Sebebi şimdi gibi onun da sebebi suydu efendim. O mögüde, Zarhan mögünde, o zaman hükmünde Meclis İlaçı da varmış. Evet. Bu şehrin oraya almasında o adam o zaman orayı kendi mantıkası olduğu için yukarı şehri, aşağı şehri, yukarı Zarhan'a çıkardı. Halbuki çıkacak yer hayatı demiş. Yaptıkları hatadan bizi göçe zorladılar, değil mi? Güzel. Şimdi ikinci şu, şimdi diyoruz ki bu Antep'te film çekiyorum. Aile kökenimiz kaybolmasın. Evet. Cinsimiz, cibiliyetimiz, kültürümüz, aile düzenimiz kaybolmaması için bu filmi onun için yapıyoruz. Şimdi sen ailenin bir çekirdeğisin, son. Senden gelenler seni nasıl tanıyacak? Unutup gidecek. İşte bunu bir canlı nüfus yapıyoruz yani. Anlayacaksın. Ne yapıyoruz? Besinden gitti. Biliyorsun derler, Besinden gidene sırtına yadırdı yorgan değmiş, adam olmaz. Şimdi sen geldin, ne adam oldun olmadın mı? Şimdi bunu bir ha. Demek ki bizi böyle şey yapıyorlardı yani. Eski zamandayım. Eski zamanlar ondan. Bir adam gurbete gittiydi, sırtına yadırdı yorgan değdi. Buna kız birine vermek. Ha. Şey derlerdi. Ha. Şimdi bakır ki bunlar hep yanlış. Bizi kösteklemek için, değil mi? Peki, şimdi diyoruz ki burada Antep'te görüyorum herkes kirada. Besliler diyorum, bir dernek kuralım, sırt sırta verelim. Bir şirket kuralım ya. Halıcılıkta, kilimcilikte var. Bir de inşaat yapan şirket kuralım ya. Budanda da mühendisimiz var, her türlü adamımız var. Beslilere bir site kuralım. Güzelce altı dükkan, üstü güzel salon olsun. Halkımız otursun. Üstüne de güzel bir misafirhane yapalım. Sağdan soldan gelen tüccar burada yesin, yatsın, beleş. Sabahleyin indiği zaman Besinlerden. Senden kilim alır, ondan havlu alır, ondan şunu alır, bunu alır. Ondan sonra çekini keser, gider. Gittiği yerde nedir? Ya işi rast gelsin. Besinler gibi yok misafirperver ya. Herifler yemeğe, içmek, yatmak her şeyleri var. İniyorsun, malın alınıyor. Güzel sarılıyor. Çekini kesiyorum, çantanı alıp geliyorum. Şimdi bu tavsiye edince başka yere gider mi o müşteri? Gitmez. Hah. Onun için bu bir öneridir. Yani buna dernekle sırt sırta verelim. Artık şu bu kısır çekişmeleri bırakalım. Besin olarak sırt sırta verdiğimiz zaman yapamayacağımız bir iş yoktur. Evet. Ha, ikincisi bir de folklor kuralım. Şimdi folklorla da bu yaptığımız işleri Türkiye çapında tanıtmak için muhakkak bir folklor olmalı lazım. Çünkü folklorla parasız gösterilir. Böyle reklam yaparsan Paris derler. Onun için de bir folklor kuralım. Kendi kültürümüzü, nasıl kıyımımız, şeyimiz çalıyordu, bayram kalık oynuyordu. Ne oldu eski oyunlar? Batal oldu değil mi? Niye yaşatmayalım? Yaşatalım. Niye yaşatmayalım yani? Elimizden bu. En küçük köylerde de folklor var ya. Birlik kurulması lazım. Şimdi bunun için birlik sırt sırta vereceğiz. Beş vilayette de böyle bunu topluyoruz zaten. Görüşümüz hep böyle. Artık 20. çağa ayak uydurma devri geldi. Böyle ona buna kiraya oturup, evde kiraya oturup senin ayağın kaçsa güvenin yok. Evvela Besin'in evi, iş yeri olmalı ki adamın güveni olsun. Değil mi? Yani, haklı mı, haksız mı yani? Tabii. İşte gelelim yok ya. Birleşeceğiz, kuracağız. Benim ne çabam var, benim ihtiyacım var. Geliyorum işte. Halkımızı bir araya toplayalım artık uyanır. Bir folklor da kuralım diyoruz.
Bunun için maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Vallahi arkadaşım, işte kendi şimdilik olduktan sonra işte herkes kendi şeyine göre, çabına göre olmayacak. Tabii. Ya işte senin çocuk okur, oğlum dersin, ayıp değil, memleketimizi teslim edin, Türk okur, yetiştirirler, öbürü oyunu yapacak, besne oyunu, yani bunlar bizim gencimiz olsun ki, bizim kültürün, bizim oyunumuzu oynasın, bizim türkümüzü söylesin, bizi tatmin onlar etsin, değil mi? Türkiye'nin her yerine gitsin. Bak Antep'e gidiyor, Antep babası, Adıyamanlar nasıl tanındı? Adıyaman'ı kim tanıyordu? Değil mi? Biz niye yokuz bu işte? Bizim daha çok bak halımız, kilimimizi yayınlarız. Festivalimizi, fıstığımızı yayınlarız. Folklorla gösteririz. Size, lağabınıza, besni olarak kimler derler? Halı mesle olarak derler. Güzel. Bu besniden neler yaptın şimdi orada, ne gibi meslekler yaptın? Şöyle kısaca bir anlat bakalım. Hani bu mücadeleye dışarı gelinceye kadar besnide nasıl mücadele ettin, Antep'e nasıl, niye geldin? İlkin besnide dokmacıydım. Sonra da dokmacılığı terk edip yolbaşına göçtüm. Yolbaşında 24 sene kasaplıydım. Altı bir işim olmadı, kasaplık iyi bir şey değil, kalktım Antep'e göçtüm. Antep'te halıcılığa başladım, şimdi halıcı olarak çalışıyorum. 74'te bu tarafa. 74'te bu tarafa çalışıyorum. Şimdi o kasaplıktan bu meyi kasaplık meyiydi? Bu iyi. Bu iyi. Şimdi Besli'de olsaydın bu imkanı bulur muydun? Bulamazdım. Neden? İmkanı bulamazdım. Burada. Neden bulamazdık yani? Sebep ne? Şimdi bir işi yapmanın... Burası dar memleket. Burası daha geniş. İstediğimi bulabiliyorum burada. Hani burada ham madde sorunu yok. Tabii istediğimi bulabiliyorum. Satış pazarlama sorunu yok. Saha sağlam. Evet. Peki sana da sorayım. Bu Besli'de niye göçtü bu millet? Bak herkes göçmüş, Adana, Mersin, Uşak, her tarafa dağılmış. Neden dağıldı bu millet? Görüşün nedir, fikrin görüşümüz, nedir? Görüşümüz meslek gelişmedi, memleket gelişmedi. Memleket daha beter küçüldü, millet dışarıya kaçtı. Hani? Keşke olsaydı memleketimiz olsaydık. Yerin, o halde bu şehrin yanlış yere kurulduğundan tabii. Genişleyemek fırsatı bulamadık. Mecbur oldu adam iş aramaya. Güzel. Şimdi ikincisi, biliyorsun aşağı şehirde hamamlarımız vardı, güzel camilerimiz vardı, çeşmelerimiz vardı, suyumuz beleşti, evet, yiyorduk, evet, içiyorduk. Hiçbir yerin bir hali düşmüyordu besne esnafı oradayken. Bu esnaf takımı besneden çıkınca virane oldu. Acaba neden, senin görüşün neden? Demek ki bir dakika, demek ki bizim Besli'nin esnafı mı bu dini, bu tarihi değerleri koruyormuş? Demek ki biz koruyormuşuz, değil mi? Tabii. Ha, acaba neden bu? Senin görüşün nedir yani? Neden bu kimler yıktı? Neden oldu bu iş? Benim görüşüm memleket dağıldı, yukarı çıkınca millete dağılmaya başladı. Yer daraldı. Evet. Memleket daraldı. Eski şehrimiz yerinde kalsaydı bu millet dağılmazdı. Yani kimler yıktı? Nasıl yıkıldı bu viran oldu? Hamam kimin malı? Ta kimse orayı parasını ta 700 sene evvel yapılmış. Nasıl yıkıldı yani? Senin görüşün nedir? Neden yıkılır? Zaman baktı ki yer daraldı. Yukarı geçildi de millet daha daraldı. Sığışmadı. Ha, millet etrafa dağılmaya başladı. Hayır, benim söylediğim sorunun cevabı şu.
biz hamamlarıyla bu tarihi değerlere dedim niye koruyamadılar acaba? Biz oradayken halıya düşmedi diyorum. Bu biz gelip göçtükten sonra neden talan oldu bu camiler? Onu soruyorum ben. Görüşün, Allah. Duyuşun nedir? Halkın bilgisizliği ya. Halk. Halkın bilgisizliği. Karmel bence. Halk. Bilgisiz oldu. Milli değerlerimizi koruyamadık. Milli değerlerimizi koruyamadık. Ha. Millet onun için dağıldı. Herkes taş dökeceğim dedi. Mevla hamamın altında altın var dediler. Millet söktü altın arıyorum derken taşını kayasını kırdı, talan etti. Evet. Ha. Güzel. Şimdi bir de derler ki ya. Devlet tarafından korumaması. Ha. Ben bu kurdete gidenin sırtına yadırgıyor kan demiş, adam olmaz derler, böyle şeyler söylerlerdi. Sen göl başında kaldın, ben de göl başında yol yaptım kaldım. Biz Besni'ye gittik, kız istedik, vermediler. Bak en üstü göl başı ha, kurbet dediği de. Evet, göl başı verdi. Orada cülfa bilir ya dokuyordu bezi. Bilir ya bez dokur, akşama der. Ben 10 lira yövmeyi alırdım göl başında, bana kız vermezler. O 1 lira alana verdiler, bana sırtıma yorgan değmişim. Halbuki gölbaşı ha, sinek kondu da onlar yine. Halbuki sineğe mücadele verdik. Biliyorsunuz gölbaşının sineği. Biliyorum, o sinek zamanlarında biliyorum. Ben oradan kaldım. Belki sana da demişlerdir. Ama ben ezel evlenmiştim. Tabi eşit evlendim de o bana. Ha, sen onun için. Yoksa bana da verdim. Sen erken evlenmişsin de ondan. Benim kayınbabam oradaydı. Evet. Kayınbabam için göçtüm gittim ben oraya. Kimdi kayınbabam? Danış mı? Danış. Ha, ben iyi bilirim. Bak, ya, iyi işte danışıdı, bak danışıdı. Peki, şimdi diyoruz ki bu Antep'te birçok besleni var. Burada bir eksiğimiz var. Bir dernek kuralım. Sırt sırta verelim. Bu dalda kilimde varız, savanda varız, pelüşte varız, battaniyede varız. Ya bir de şirket kuralım, ev yapalım, yurt yapalım. Fabrika kuralım ya. Burada da öyle bir hükümlü, böyle bir sözü geçen bir kimsemiz yok. Herkes ya birleşti, var. Sözü geçen kim? Birleştiğin zaman sırt sırta verdik miydi? Bizde mühendisi mi yok? Her şey var. Sen diyorsun ki ben Besni'den geldim, burada kimse yok. Öyle elemanlar var ki aynı böyle senin gibi konuşturmuşum. Onlar da canla gönülle memlekette herkes, görev yapmak isteyen kişiler de var ama. Herkes şimdi istiyor. Elimize geçse ben de istiyorum. Ben diyorum ki bir dernek kurulsun. Şu memlekette hepimiz bir toprak halde oturalım. Bir site kuralım. Bak güzel bir site kuralım. Altını kiradan kurtulalım. Değil mi? Tabii. Üstüne de güzel bir salon olur. Daha üstüne de güzel bir eğlence misafirhane olur. Mesela dışarıdan tüccar geldiği zaman Beslilerin bu sitesinde yesin, içsin, bak duşunu yapsın, sabahleyen kahvaltısını yapsın, insin aşağı. Tabii. Kimden? Kiminden havlasın, kiminden kilimasın, kiminden savan alır. Selamünaleyküm. Bir dernek, bu kaç senedir biz bunu teşvik ettik. Dedik ki bir dernek kurulsun. Beraber hep toplu halde olalım. Bir adam sorulduğu zaman filan yerde adres belli olsun dedik. Tabii. Bunu yapamadılar. Şimdi bunu geri bıraktılar. Biz bu 20. asıra ayak uydurmazsak ezilmeye mahkum oluruz. Tamam mı? Tabii. Çünkü neden? Bu kira, ev kira, dükkan kira, bir işin ters gitse, birisi seni çarpsa güvenin yok. Evvela insanın yuvaya olması lazım. Tabii. Yuva insana güven verir, güç verir. Olmuyor. Burada da geldi. Sırt sırta veresek olmayacak bir dava yoktur. Dünyada olmayacak bir iş yok. Aya bile çıktı adamlar ya. Sen ne olmuyor? Değil mi? Bir de folklor kuralım, ürettiğimiz malı tanıtalım, Besni'nin kültürünü tanıtalım. Artık her şeyimize sahip çıkmanın zamanı geldi ya. Evet, geldi. O doğru. Bu memlekette olmayacak bir şey yok. Demek ki yeter ki benim de önerim bu. Yani böyle bir şeyi yani bir tavsiye olarak söylüyoruz yani, bir öneri gibi. Herkese de bunu diyoruz, her yerde de bunu işliyoruz yani. Gerçekten de bütün Besni'ler doğru diyor. Bu doğru. Bu memlekette burada olmayacak bir şey yok yani. Antep'te ağız bir etsere her şey olur. Evet. Yani inanıyorsun ki biz Besni'ler sırt sırta verdiği zaman Besni'lerin yapamayacağı bir iş yok. İşte buna karar verdik mi tamamdır. Tamam, evet. Sağ ol. Verdiğin bilgiden dolayı teşekkür eder. İşlerinizde başarılar dilerim. Bak geldim gördüm iftihar ediyoruz. Tabii. Yadırgı yorganda mı? Baktık halı dergahında mı? Hepimiz
Bak gurur duyuyorum. Neden? Bizi hep böyle ayıplayanlar yüz karası kişilerdi. Ha.